Herkese selamlar sevgili dostlar ve Clash Royale severler. Bugünkü videomuzda yan hesabımda custom kupaları size göstermeye çalışacağım. Çünkü o kadar rahat ve kolay kupa kasılıyor ki. Çünkü 3082 kupadayım bu yan hesabımda ve bu etkinlik başladığında 1800 mi 2000 mi o civarlarda bir şeydim ve kupa kasa kasa inanın şuradaki ödül 80.000 iken 140.000 oldu. Bakın altın ödülü 140.000 altın ödülü var. Beni karşıma 80.000'di. O kadar çok kupa kastım ki her arena atladığımda bana 20K'dan toplamda herhalde 80'den başladığım zaman 23 kere 20K vermiş. Yani 3 kere herhalde şey atlamışım. Arena atlamışım ki bu kadar seviyeye gelmişim. Ve bu seviyeyi nasıl atladım? İşte bu desteğiyle. Bu desteği de hatırlıyorsanız bu yan hesabın yani Cema hesabının en sonki videosunda bu desteği yapmıştım. Beraber mi yapmıştık? Ben size göstermiş miyim? Hatırlamıyorum yani. Şey yapmıştık. Sandık açma yapmıştık bayağı bir hesap yükseltme falan. Bu desteğiyle maç yapacağız demiştim ve bu desteğiyle ben kendi maç yaptım. Şimdi sıra size göstermede bu desteği. Yani eğer ki benim gibi 3000'lerdeyse hesabınız, yani böyle yan hesabınız da varsa, kendi ana hesabınız da olabilir. Bu desteği %100 öneriyorum çünkü çok deli iş yapıyor. Her türlü şeye karşı bait. Yani yine bait'ten vazgeçemedim çünkü levelleri yüksek geldi. Bu arada arkadaşlar 150, 180 bin, 190 bin mi ya? O kadar çok altın biriktirdim ve kasacak. Tekme atıyorum ona. Yok o kadar arkadaşlar, abartma o kadar. Onlar sonuçta minyon sürüsü yani. O kadar çok altının var ki ama altını maxlayacak. Yani kart yok maalesef. O altını kullanacak kartım yok. Diğer ana hesabım olsa da bir sürü kartım var ama maxlayacak altınım yok. İkisi de biri bıyık, biri şey abi. Nereye tükürsen biri bıyık, biri sakal yani. İki hesapta. Evet karşımızda balonlu ve yavru ejderhalı bir dese geldi. Yani direkt şunu yollayayım arkadaşlar. Çok önemli değil. Çünkü gerçekten bu hesapta her şey çok rahat gidiyor. Rahat rahat yeniyorsunuz. Tabii çarpmayı iskelet ordusunu göz önünde bulundurmadık. Herkeste bakın herkeste şeysiz söylüyorum, istisnasız söylüyorum. Herkeste ben de dahil olmak üzere iskelet ordusu kullanıyor. Herkes. Acele, çok acele ediyorsun. Lexox. Hemen atak yapmana gerek yok. Bir bekle, bir benim destemi gör, ondan sonra hareket yap. Hareket et. Güzel. Abi iki kere vurdu prenses. Hala öldüremedi yavru ejderha. Prensesin çünkü 10 seviye. O yüzden biraz da onlar leveller çok etkili yani bu şeylerde. Benimkisi gerçi normal seviyelerinde. Yani çoğu kartım ana kulemle aynı seviyede. Birkaç tanesi de prenses ve sanırım bu 9 seviyem. Evet bazı kartlarda hepsi 9 seviyeymiş. Cadıyla başlayacağım. Fıçıyı sonra kullanırız. Şimdi şu bir. 6 seviye olduğu için arkadaşlar çok vurabileceğini sanmıyorum. Şöyle bir ona, evet aynen öyle. Bunu buraya atıyorum ki iskelet ordusunu kullanırsa eğer orada GG olsun. Tabii güzel. Valkyrie güzel konumlandırdı. Yine de çok fark etmedi. Çok acele. Çok acele ediyorsun. Bak orada o kadar kartın varken elimde cadı zaten var. Hemen atak yapmaman lazım. Lexus. Ama muhtemelen ben de ilk kişilerde böyleydim yani. Tam hatırlamıyorum ama ilk oynadığım zamanlar. Şöyle bir atak yapsam mesela ne yapacaksın? Hop. İskelet ordunu kullandım çünkü. Çarpmayı da oraya kullandım. Bir daha bunu salsam. Bu arada 3 taş almak istemiyorum ya. Almasınlar. Dur. Ölün. Ay çarpma şey oldu. 3 taş niye almak istemiyorum? Bir an önce daha çok yüksek kupaya çıkayım. Altınım 200 bine kadar çıksın. Şu an 140 bin tane en fazla altın alıyorum bu yeni etkinlikte. Tamam yeni bir challenge. 3 taş almadan kazanmaya çalışacağız. Ama buradaki şeyimiz de artıyor 3 taştan. Bir de öyle bir şey var. Skorumuz artıyor. Ama skor mu önemli? Yoksa para mı önemli? Para daha önemli. O yüzden. Oo dev sandık. Bu arada bir sürü burada... Pardon yıldırım sandığıymış. Burada bir sürü sandık açtım. Onları maalesef göremediniz. Yani o aralar çünkü Clash Royale çekmiyordum. Kendi kendime çekiyordum Clash Royale. Yatağımdan oynarken. top geldi 96 tane. Uçan makinesi kullanmıyorum şu an bu kartları. Yıldırımı hiç kullanmıyorum. Ama en azından. Aa bir dakika kullanmıyorsam o zaman değiştirelim. Uçan makine bu arada bir yerde iş yapıyor. O kalsın. Yıldırım hepsi iş yapıyor aslında ya. Yükseltme geldim peki bunlara? Bilmiyorum. Ne yapayım arkadaşlar?
Yıldırımı değiştirdim ya. Barbar Valley. Yok. Max sıcak bir şey lazım. Oo, Goblin Fırsatı 2 tane. Güzel. Ama vazgeçtim. Ah be, bir tane olsaydı Max sancaktı ya. O kalsın. Belki o bir tane bir yerden bize gelir, sandıktan falan Max'larız. Artırabileceğim bir şey var. Güzel. Hemen onu yükseltelim. Çünkü 157.550 tane altınım var. Ama kullanamıyorum abi. Hemen büyücüye yükselt. Büyücüyü. Oh. Gubuz Golem'i de gelmiş. Bir şey daha vardı orada. Uçan makineyi de Max'la. Ya Max'la dedim, ağız alışkanlığı abi yani. Bir üst seviyeye getir. Burada başka hiçbir şey yok. Şurada 3 tane bildirim gelmiş. Ne onlar? Konuşma neden klandan ayrıldı? Klandan ayrıldın? Çünkü sanırım kendine yeni bir klan bulmuştu konuşma. Bir de konuşma, sen klandan mı ayrıldın harbiden? Sen lider yardımcısıydın ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah Allah, neyse. Bizim açımıza geri gidelim. Bu deste efsane çünkü arkadaşlar. Yeni bir tane deste yapıp da deneyebiliriz. Bakın yeni aklıma geldi. Şu an aklıma geldi. Little boy oy. Küçük çocuk. Küçük oğlan ya da. Yani o neden şu kareye koydun? Neden arkasına da Valkür koydun? Neden ya? Bakın bazen çok güzel oyuncular denk geliyor bu arada. Çinliler falan geliyor. Gayet de güzel oynuyorlar. Ama yani 10 seviye prensese 5 seviye çarpma atanlar da geliyor işte bazen. Tamam. Rakibimize en azından karşılık verecek kartları var. Onu vurmasına izin vereceğim ve soldan atağa gideceğim. Bir tane daha vurabilir. Hiç sıkıntı yok. Rakip abi sabırsız yani. Anında hemen karar veriyor. Güzel. Aa, kule şeyi gör tabii. Kulenin cadıyı görmemesi lazımdı. O zaman çok daha iyi olurdu. Çok iyisin be. Gittin yine 10 seviye prensesi tek atamadığını bildiğin halde, gördüğün halde yine oraya çarpmaya attın. Sağ tarafa atmadın. Sağ kulesi GG. Biraz emoji atalım mı arkadaşlar? 3 tane farklı emojim var. Biri bu, birisi bu, birisi de bu. Çok iyi. Çok iyi kardeşim. Bu kadar aceleci olmaya devam et. Mesela çarpmanı burada cadıya kullanabilirsin mesela. Ale top artı çarpma. Cadıya gidebilir. Ama diğer türlü olmuyor. Bu şeye çok iyi değil mi ya bu hesap? Rahat rahat abi, pro gibi oynayabiliyorsunuz yani. Dur. Çok iyi. 3 taca gitmiyorum. Onu işler hep ona. Tamam. Prenses onu alacak zaten. Ama ana kuleyi uyandırmazsın ki ya. Niye uyandırdın ana kuleyi? Böyle de sıkıcı oluyor ama ya. Ben kazanayım abi. 3 tacı boş ver. Belki karşıma güzel bir rakip gelir. Yardır, orayı alabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Alev topunu o kadar güzel attın ki aynı sende kendi gençliğimi görüyorum. Alev topu abi ne cadıya değdi ne bir prense değdi galiba. Da prense zaten alev topu ömrün boyunca atmaz. Güzel. 3 taç almadan bu maçı kazandık. Gayet iyi. 3 tacın mantığı da şu arkadaşlar. 3 tane tacı alırsanız daha çok altın geliyor. Daha çok altın geldiğinde eğer ki ben 140 bin altınımı doldurursam level atladığımda, arena çıktığımda o altın bir daha gelmez diye düşündüm yani. 200 bin altın. Belki de gelir. Ama gelmezse altınlar gider boşu boşuna. O yüzden mecbur şey yapacağız. Onu deneyebiliriz de gel. Çok da önemli değil. Bir sürü altınım var zaten. 3 sacı alıyorum abi. Şu an yeniden karar değişikliği yaptım. Çok hızlı karar değiştirdim ama olsun. Yish hack. Familia. Familia Mexicana. Mexicano. Darlayalım mı rakibi? Hadi bakayım darlama çalışı. Biraz da böyle şey yapalım. Hadi darlıyoruz abi. Belki rakip çıldırır böyle var ya, bütün gücüyle bize doğru gelir. Biraz şundan.
Biraz gıdak gıdak. Biraz ağlayalım. Biraz da daha... Oo, bir dakika, karşımıza Pekka geldi. Tamam, çok güzel. Pekka'ya karşı en güzel kartım cadı. Cadı şu en sola salalım. Ve izleyeceğiz sadece. Şu an cadıya atabileceği kartları ya da onun arkasına atabileceği kartları izleyeceğiz. Ya onu şunu yapsam çok daha iyi sanki. Şu bir. Hop. Daha ikinciye gerek yok hatta. Şöyle güzel bir çarpma. Biraz daha şöyle gıcık edelim abi. Şimdi soldan Pekka geliyor olabilir. Çünkü Pekka'yı atak olarak kullanıyor birçok kişi bu kupalarda. İşte yapıyor bu arada. Eğer ki rakibin sağlam bir kart yoksa vuracak. Büyücü ama sıkıntı yok. Güzel. Güzel abi. 3 taca gidiyorum. Eğer gidebilirsem. Çünkü belki de şöyle olur. Mesela 240 bin altın aldım diyelim. Sonra arena atladığımda ooo, Pekka Mega Şövalye bir tane Barzo dese geldi karşımıza. Güzel. Alev oraya çok güzel bir şey attı. Ne derler ona? Kar topu. Ha, dediğim gibi ne, yine yarım bıraktım konuşmamı. Dediğim gibi. Okey. Hiçbir şey atmıyorum abi. Belki biraz çekişmeli gider. Ama şunu yaparım. Güzel, güzel, güzel. Dur bakalım. Devam. Devam kardeşim, devam. Prensesim hala yaşıyor. Oraya bir cadı daha koyuyorum. Bakın izleyin şimdi ne yapacağım. Şuraya şunu koyacağım. Buraya da bunu atacağım abi. Biraz böyle belki 3 taç alırız. Hadi prens, sen daha hızlı gidersin. Çok geç. Çok geç. Yine şöyle yapalım. Bravo diyor. Neyse abi, adama şey yapmayalım ya. Teşekkürler, iyi oyundu. Tamam, güzel. Buradan da güzel bir altın geldi. Hemen hızlı bir tane daha maça gireceğim. Karşıma böyle biraz zorlu bir rakip gelsin. Bu arada aldım her, çıktım her kupa şu an muhtemelen rekordur. Kaç kupa oldum? Şunu alalım bir 10 tane kartımızı. Ve bu 10 tane ender kartı bir şeye basacağım. 10, 12 tane olmuş. Ve hemen ona direkt yükseltme yaparız. Rekoruma bakayım nerede? Yani şu ankidir. 3171 aynen. Çünkü her yaptığım maç beni bir tık öne taşıyor ve rekor kırıyorum. Bu hesap içinde yani. Bu hesabın kendi içinde. Oo, bunlarda yükseltme gelmiş. Bastım. Minyonlara bastım. Bin altını. Başka ne var? Bakın her karta yükseltme yapıyorum. Bir dakika, bir tane şey vardı. Ha, şunu kullanacaktım. Pardon. Dur. Şuradaki 12 tane ender kartı. 12 tane ender kartı herhangi bir şey yükseltiyor mu burada? Yani işe yarayabilecek. Hiçbirini, yani şu iki tane şey yükseltti. Goblin. Alayım mı arkadaşlar Goblin kulübesini? Tamam, bu hesapta Goblin kulübesini kasıyoruz. Hadi bakalım kulübecilik. Tek tek bunu mu kullanacağım ben ya şimdi ona? Nerede abi Goblin kulübesi? Onu geri maxla, geri tekrar şey yap. Onun dur şu kısa bir yolu vardı. Yükselt. Dur, yükselt. Tıkla bilgi. Bir tane daha kart kullan, 4 tane. Çok fazla yükselmeyecek bu arada ya. Ben biraz daha yükselir sanmıştım. Bir tane daha. Nasıl ya? Bilgi. Kullan. Kullandık da bir işe yaramadı ki. Kaldı abi. Kaç seviye bu? Şu an 5 seviyede kaldı. Burada bir şey var mı? Hemen verelim. Bağış iyidir. Bağış yapalım. Burada başka hiçbir şey yok. Hemen bir maç daha girelim. Yukarıda çünkü bir tane sandık açıyoruz. Gördün. 9 bölü 10 yazıyor. O arada bir sandık açıp o sandığa bakarız ne var ne yok diye. Bet. Beto geldi ve Pes Royale'li. Belki de çok iyi oynayabilir ve 10 seviye ve level. İkisi kafamda şey oldu. 10 seviyelik bir rakip geldi karşıma. Durun bakalım. Güzel bir maç bizi bekliyor olabilir. Heyecanlı bir maç. Çünkü kart seviyesi ister inanın ister inanmayın. Yani çok iyi bir oyuncu olsanız dahi çok önemli abi. Kart seviyesi çok önemli bu oyunda. Ve rakibin internetim yok. Ama bu nasıl bir hamle kardeşim ya.
Ya 10 level adamsın ya. Pass royale almış adamsın. Neden? Neden bunu yapıyorsun kendine? Oo tamam. Mega şövalye herkes, çıkan herkes kullanıyor arkadaşlar. Fix. Çok fix yani bir şey. Bu fix yani. Bu çok fix bir şey yani bu. Güzel. O da çok güzel. Çok güzel. Şur yapacağım. Vur bakayım ana kuleye. Uyandıramadık. Harikayız. Ana kuleyi uyandıracağım abi. Yapacak hiçbir şey yok. Dur. O vuracak. Ya vurmadı. Şimdi maçın başında çok deli bir hasar aldık. Ama bakalım bu bizim heyecanımızı şey yapabilir. Güzel. Güzel. Vur bakayım prensim. Tek at ona. Tek atamaz da. Biraz vurur. Abi yine de vurdu mu? Aslında ikisi 9 seviye. Enteresan. Ya şunu kullanmalıydık çarpmayı da. Bir dakika ben sanki çok boşluyorum bu rakibi. Bana öyle geldi. Bir dakika. Rakip fena da değil. Yolla yolla. Yolla kardeşim yolla. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Mega Şövalyesi cadıyı direkt egale ediyor benim. Ekarte mi ediyor? Ne bir şey ediyor işte. Vur bir tane daha. Yes. Güzel. Şuna şu. Garip hamlelerim var Beto. İlginç ve garip. Köprüden şöyle bir vuruşumuzu yapalım. Hep o Dart Goblin atacak değil ya abi. Ben de bunu yolladım. Çok iyisin. Şu bir. Şu iki. Dur 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 dur. Bir tık sıkıntı, bir tık sıkıntı, bir tık sıkıntı. Cadının yaşaması lazım orada ne olursa olsun. Cadının yaşaması lazım. Ama cadının yaşaması lazım ya. Dur. Tamam. Sen istedin kardeşim. Bundan sonra bütün gücümle oynuyorum. Yeniliyoruz bakın izle. Yeniliyoruz abi. Dur. Dur 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 dur. Şunu şuraya yollayayım. At oraya Megan'ı. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yapma kardeşim. Ok mu vardı sende? Bir saattir niye okunu kullanmadın? Abi yenildik inanamıyorum. Dalga geçerken ya adama yenildim. Dur 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 dur. Abi inanamıyorum ya. Niye dalga geçersin ki? Böyle yenirsin işte Cem. Adam geldi yendi bizi. Keşke bir daha maç yapabilsek şu adamla. Öyle bir seçenek yok mu? Yok. Abi yani hiç yeneceğimi düşünmezdim ya. Uzun bir zamandır hiç yenilmemiştim şu oyunda. Rekorumuzdan aşağıya düştük. Devam hemen inşallah böyle bir rakip gelir. 8 seviye. 10 seviye bir daha gelir mi karşımıza bilmiyorum yani. Keşke onu dalga almayacaktık. Normal düzgün oynayacaktık işte. Bir tane şansın olur Cem. Onu da böyle kullanırsın. Her zaman böyledir yani olay. Tamam güzel bu sefer 6 levellik şey geldi. Yani bu sefer ciddi oynayacağım. Rakibin levelleri kötü. Her türlü ciddi oynayacağım arkadaşlar. Adamı hafife almaya gerek yok. Adamın her türlü iyi oyuncu olabilir. Her şey olabilir. Hiç belli olmaz. Mesela şu an mini pekkası vurabilir bile. Ama adamda ok olacağını düşünmedim ya. Okun hiç kullanmadı abi. Ya da ben yine kullandı yine ben görmedim yani. O çok oluyor videolarımda. Hani anlatırken bazen şey göremiyorum orada yapılan şeyi. Cadın hala yaşaması. Çok geç, çok geç. Aa prens hala vuruyor. Kule GG. Ben kameradan kaydım bu arada. Güzel. Bu adamda da ok var. Oku defansı kullanmıyor. Savunması gereken yerde atağı kullanıyor. Ve şu an onu ne yapacaksın? Dur bakalım. Abi attım çarpmaya bak. Tamam neyse. Sıkıntı yok. Ya her bu desteğe gelince abi ben böyle bütün kartları böyle arka arkaya spamlamak istiyorum. Hiç düşünmeden yani. Niye bilmiyorum. Aslında atağa bak. Az önce mesela o şekilde yenildim adama.
Güzel. Sağdan atağa gidiyorum arkadaşlar. Okunu kullanabilirsin şu anda. Okunu şu an kullanabilirsin. Buradan bir prenses. 3 taca gidiyorum abi. Adam salmış zaten başı. Tamam. Bu maç, bir tane daha maç atacağım. Videomuz çok uzun olmuş ya. Diğer maçı sonra atalım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde açalım. Bu arada bu hesapla ilgili video gelsin istiyorsanız yorumlarda kesinlikle yazın. Ve beğenilerinizi atmayı unutmayın abi. Buradan hemen şuradan bir sandık. Muhafız, çarpma. Hadi maxlayacağım bir şey gelsin. Açıldı, avcı açıldı. Hemen o kırmızı noktayı durduralım. Şuraya bakıyorum, gözümden kaçan bir şey var mı? Avcıya tıkladık, kırmızılık gitti. Başka hiçbir şey yok. Buralarda bir şey var mı? Şeyi bitirdik, altın mücadelesini bitirdim. Oradan da bir 50k altın geldi. Takas ne var? Takas yapamıyorum. 50 tane bir tek kuşu var, onu verebilirim, onu da vermem. Gerek yok, vermem. Çünkü elimde az var zaten. Burada başka hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.